Hava karanlık ama günaydın. Saat 7:05 ya da 10 geçiyor. 6'da kalktım. Duş aldım. 2 dolu makine çamaşır attım. Şu an yıkanıyorlar. Sonunda. Şimdiden yurdun mutfağındayım. Kendime böyle sağlam bir çay yapmak istiyorum, kahve değil. Karışık marışık bir bitki çayı yapmak istiyorum. Saat çok erken. Bu saatin erkenliğine rağmen bu karanlıkta duş aldım, çamaşırlarımı koydum. Şimdi çay falan yapacağım, gün erken başladım. Sonra da yurdun çalışma salonuna inip 8:40'daki dersime hazırlık yapacağım. Çok sıkışığım. Baya sıkışığım. Çünkü sınav ayı. Yani bu okulda sınav haftası yok. Sınav ayı ayları var. Nasıl? Şöyle söyleyeyim. Cumartesi günleri oluyoruz sınavları. %80. 2 haftadır cumartesi günleri midtermlerim var. Bir tanesi fizik midtermiydi. 3 gün önce yani 3 gün önce cumartesi günü de yüz yüze midtermim oldu. Kimya midtermim oldu. Çok uzun bir aradan sonra girdiğim ilk yüz yüze böyle kağıda falan dokunmalı, kağıt çevirmeli midterm'du. Sınavdı. Girdik, çıktık. Sabahın 8:40'ında girdik, çıktık. Ama şey yok böyle, dinlenme yok asla. Öğrencilerin sınav haftası olabilir, olsun. Onlara daha da çok iş yükü yüklemeliyiz diyen bir okulda okuduğum için 2-3 gündür bir fizik labıyla uğraşıyorum. Affedersiniz ama anam ağladı. Ben de ağladım. Bu arada sanırım ben ağlarken annem de benim ağlayışımı görüp uzaklarda ağlamış olabilir. Neyse. Yani çok yoğun bu fizik labından dolayı mesela hangi gün? Cumartesi mi? Aynen midterm'e girdim sabah. Kimya midterm'üne girdim çıktım. Bir baktım fizik labı yüklenmiş. 2 gün süresi var. Pazartesi gecesi deadline. Hemen gittim işte. Başladım. Gece 4'e kadar. Ya sabahın 4'ü oluyor galiba. Sabah 4'e kadar. Uğraş. Hissediyorum bir şeyler yolunda gitmiyor. Aksilik var. Yüklediğim video programı bozukmuş. Ben 9 saat boyunca bozuk bir video programından kendi çekmiş olduğum deneyin grafiğini çizmeye çalıştım. 9 saat. Sonrasında gelen ne oluyor? Krizi. Falan filan. Günlerim böyle. Özetle. Çok yoğun. Ne buraya video çekebiliyorum, ne Instagram'da yeterince aktif olabiliyorum. Ki ben gerçekten çok seviyorum hayatımdan böyle bir şeyler paylaşmayı. Ama inanın zamanım yok. Gücüm yok, yorgunum. Bu şekilde geçiyor. Şimdi bir çay yapacağım. French press'te demleme bitki çayı, yok demleme değil. French press'te sallama bitki çayı yapacağım. Çünkü ben yurtluyum. Her şeyi yaparım. Mesela yurdun mutfağında şu kaloriferli arka planda YouTube videosu da çekerim. Oh, oh.
Çamaşırlarım bir 45 dakikaya olur, sonra onları kurutucuya atarım. Şu çamaşır faslı büyük yük. Bir an önce çıksın gitsin istiyorum şu an. Sonra tüm günümü derslere vereceğim. Ha bu arada midterm falan diyorum. Bunun dışında haftada quizler olmaya devam ediyor. Her hafta 2-3 quiz, lablar, yazılması gereken raporlar. Onun dışında assignmentlar. ODTÜ'ye hoş geldiniz. Ya hoş gelmiyorsunuz. Gelmeyin. Hadi şimdi çay yapalım. Ufak bir bu aralar neden bu kadar sessiz, sakin ve durgunum açıklaması yaptığıma göre. Hadi çay yapalım hadi. Şimdi şey çekerken düşündüm de mutfakta sandalyenin üstünde arkadaşımın kettle mı oluyor bu bilmiyorum, benim yok. Kettle'ında su ısıtıyorum mutfakta sandalyenin üstünde. Çünkü saat çok erken ve odada ısıtıp milleti rahatsız etmek istemem. Çok ses çıkarıyor. Tam bir öğrenciyim. Böyle bu zamanlarda bunu hissediyorum. Her koşulda çok absürt, ilginç koşullarda ilginç şeyler yapabiliyorum. French press'te sallama çay yapmak gibi. Mutfakta bir kenarda sandalyenin üstünde su kaynatmak gibi.
bu arada? Hava. Saat 7:30. Havayı ben, havayı değil, günü ben başlattım resmen. Gerçi şeyler var, ışığı açık odalar. Çünkü ODTÜ'de herkes uyumamaya mecbur. Bakın bu kim? Yurdumuzun 3. kedisi. Adını Bülent koyduk. Şunun kucak sevdasına bakın. O kadar insan canlısı bir kedi ki. O kadar. Her tarafını sıktırıyorum bunun. Her tarafını. Şimdi size bir tane daha göstereceğim. Çünkü yurdumuzun kedi mevcudu gittikçe artıyor. Bakın duruyor böyle. Bu arkadaşı ilk biz bulduk. Adını da Kedoş koyduk. Biz böyle oda arkadaşlarımızla isimlerimizin sonuna oş moş koyuyoruz. Bu güzelliğin adını da Kedoş koyduk. Sonra bu güzellik bir anda bir baktık, millet buna Monika diyor. Arkadaşlar, bunun adı Kedoş, ne Monika'sı? Bu da Kedoş'un sanırım babası, Bülent. Bunlar bizim yurdumuzun bu sene edinmiş olduğu güzellikler. Ve aramızda kalsın odamızın vazgeçilmezleri. Seni şöyle bir alsam, kucağımda sevsem, uff. Yok, hiç kucak hayvanı değil. Hiç değil hem de. Çıkacak mısın? Çıkıyorsun galiba. Çıktıysan kapatıyorum. Hadi sen şuradaki koltukta yat. Olur mu aşkım? Hadi. Hah, çıktı. Ve koltuğa gitti. Allah'ım, çok güzel bir şeysiniz siz. Çok güzelsiniz. Yattı. Bu arada ben konuşurken günaydın. Evet. Hava bugün bayağı yağmurlu. Süper haber. O kadar güzel bir zamanlama yapmışım ki. İki makine çamaşırım da bitmiş. Şimdi hepsini kurutucuya atacağım. Neyse, leğen bulamadım. Başka kurutucuya geçeceğim şimdi. Thank you.
Yani şu an izlediğiniz sabah benim en sakin sabahlarımdan bir tanesi. Çünkü benim haftanın 3 günü yüz yüze dersim var. Bir günü lab, diğer 2 günde amfi. Hepsi erken saatlerde ve ben asla böyle hani sabahları yurtta rahat rahat hareket edemiyorum. Direkt eşyalarımı alıp yurdu terk ediyorum ve akşam çok geç saatlerde dönüyorum. Yüz yüze dersim birazcık sıkıntı yaratabiliyor bazen. Yani bugün bayağı sakin bir sabah diyebilirim. Ben böyle mis gibi oldu. Vallahi hiç tabağa falan koyamam. Yurt şartlarında böyle. Ben buradan yerim bunu şimdi. Thank you.